Selçuk, güvenliği al. Beyler, duruyoruz. Kürşat, nedir durum? İlerliyoruz komutanım, bir hareket yok. Anlaşıldı. 5 dakika kumanya molası veriyoruz. Daha sonra aynı güzergahta devam edeceğiz, bilginiz olsun. Anlaşıldı komutanım. Beyler, 5 dakika kumanya molası. Biz yürürken yeriz değil mi lan Karaca? Tamam komutanım. Şaka lan şaka. Yürürken yenir mi lan? Yürü şurada, iki soluklanalım. İyisin değil mi lan? İyiyim komutanım, iyiyim. Hani kan verdin, beyazladın falan filan ya ondan. Vatan sağ olsun komutanım. Alt tarafı kan verdim. Gerekirse canımızı veririz. Eyit be, aslansın Karaca. Sende ne kalmış? Ben yaprak sarma aldım komutanım. He. Bende de ton balığı kalmış. Aslında bu senin için daha iyi ha. Kan yapar falan. Toparlar seni. Yok komutanım, teşekkür ederim. He. Sağ ol. Kibarcık lan. Kibarlık etme, ver hadi şey yapalım. Bu sana daha iyi gelir. Yok komutanım, ben yaprak sarma yemek istiyorum. Teşekkürler, afiyet olsun. Lan ver lan, bu bir emirdir. Ver şunu. Senin kendine dikkat etmen lazım Karaca, al. İyidir ha. Bu daha küçük. Küçük ama o kıymetli. Esin değeri var onun. Protein o. Yiyorum komutan. Güzel mi yaprak sarma? Abi. İster misin? Pişt. Elini çözsene. Ne gerek var? Başlıyor muyuz komutanım? Öyle adamların her zaman bir yedek mermisi vardır yüzbaşım. Eteğindeki taşları döksün istiyor. Ne olacak göreceğiz. Beğendin mi konserveyi? Senin işin de zor doktor ya. Vallahi. Senin başka işin yok mu? İşim sensin. En yakınındaki kişi ihbar etti seni doktor. Düşünsene, resmen sattı ya. Ne biçim hainlersiniz anlamıyorum ki. Blöflerini kendine saklat hemen. Ben bunları yemem. En yakınındaki kişi... En özel anlarını paylaştığın insan. Belki de hayatının aşkı. Çocuğunun anası.
Ne saçmalıyorsun sen? Rojda başardı doktor. Doğmamış çocuğunu en büyük katilinden korudu. Yani senden. Yani öz babasından. Sus Teğmen. O bebek doğacak doktor. Senin TC dediğin Türkiye Cumhuriyeti o çocuğu alacak. Büyütecek, barındıracak, yetiştirecek, okutacak. Sus dedim sana. Ne oldu ya, rahatsız mı oldun? Onu iyi bir insan olarak yetiştireceğiz doktor. Öldürdüğün öğretmenler gibi. İş makinelerinin önünde kurşuna dizdiğin mühendisler gibi. Üstüne roket yağdırdığın işçiler gibi. Onu iyi bir insan olarak yetiştireceğiz doktor. Neden biliyor musun? Çünkü iyi insanlar böyle yapar. Şimdi gebertin mi? Otur yere! O çocuk erkek olursa adı İbrahim olacak. Ya da Kaan. Sen hangisini seçerdin? Hepinizi tek tek öldüreceğim. Hepinizi tek tek öldüreceğim. Duyuyor musun beni Albay? Hepinizi geberteceğim. Önce sizi, sonra o hain öldüreceğim. Hava dönecek Albay, rüzgarın yönü değişecek. Buradan sağ çıkamayacaksınız. Mermi ile aranda sadece bir laf var. Konuşsana. Erdem öğretmenin sana selamı var. Ne düşünüyorsunuz? Onu ele geçirdiğimizden beri şirinlik yapmaya çalışmadı. Pazarlığa da girişmedi. Kendinden emin bir tavrı var. Şimdi savurduğu tehditleri de düşünürsek beklediği bir şey olabilir yüzbaşım. Tamamsanız kalkalım komutanım. Tabii tabii. Kılıç, gidiyoruz. Şunun konservesini de toplayın. Bırakmayın hiçbir şey. Var bu yemeği yedin yürekli. Biri geliyor. Ne yapıyoruz komutanım? İndirelim mi? Yere laktan birine benziyor. Masum birine zarar vermeyelim. Bakıp anlayacağız. Zannem Emir'i. İles arkası var mı bak. Kıyas tutun. Ben çoban Esen. Ehlence Esen. Temiz komutanım. Gelen yok. Bek hocam İr abi. Şeref arar mı koni? Sen? Türksen. Türkçe biliyor musun? Ben Türk. Azerbaycan Türk'ü. Beni de aramam lazım, kusura bakma. Türk askeri sen. Evet. Allah mübarek etsin. Allah size yardım etsin. Temiz. Otur. Biz cümle hep size dua ederik. Hep dua ederik size. Gelirler.
Kim verir karar? Şakirler. Çok kalaba. Sayıları çok. Çok silahları var. Hami tüfekli. Emin misin? Heye. Şakir ne komutanım? Kim geliyormuş? Şakir eşkıya. Yani terörist biraz. Tamam. Neredeler? Bir fersa. Belki daha yakın. Çok kalaba. Gelirler. Ha mı gelir? Öyleyse ben telsizi kaptayım. Haber ver hadi. Emredersiniz komutan. Sen nereye gidiyorsun? Köyüme. Eşkıyaların geldiğini haber salım. Benim köyüm yakın. Tamam kardeş. Sen köyüne gidebilirsin. Verdiğim bilgiler için sağ ol. Sen sağ ol. Sen ile ben kardeş. Öz kardeş. Biz kardeşim. Hiç kardeşin kardeşin gizli saklısı olar. Ve siz ne yiyeceksiniz? Nece olar? Onlar gelirler kardeş. Sen bizi merak etme. Biz başımızın çaresine bakarız. Hadi sen köyüne sağ salim git hadi. Allah'a emanet olasınız. Sen de kardeş. Benim köyüm o yandadır. Eğer hacet olarsa çıkın gelin kardeş, saklarız sizi. Vermenek sizi kimseye. Eksik olma kardeş. Biz yeniydik ama sen bunu yanın. Allah yolunuzu açsın. Eyvallah. Hadi sen sağ salim var köyüne. Yolumuzun üstü. İlyas bundan emin misin oğlum? Çoban ifadesi aynen böyle komutanım. Çok kalabalık bir grup olduğunu söyledi. Bildirdiğim mıntıkaça tam yolumuzun üstü. Adam kimmiş? Köylü mü? Evet komutanım. Anlaşıldı oğlum. Siz hemen buraya geri dön. Tekrar ediyorum. Hiçbir temasa girmeden hemen buraya geri dön. Emredersiniz komutanım. Geri dönüyoruz. Tam yolumuzun üstü. Bu çok kötü oldu. Emriniz. Korunaklı bir alan bulup gece karanlığında geçip gitmelerini bekleyeceğiz. Başka hiçbir şansımız yok. Emredersiniz. Sen nasıl olur? Şunu çeksen nasıl olur? Affedersiniz. Yani affedersiniz. Ben öyle bir an boş bulundum da. O yüzden. Yani. Çay da söyledim. İyi yapmışsın. Şu... Yani ben bugün nöbetçi olduğunu öğrenince, yani malum bizim operasyonlar falan, şu bizim yemek işi de hep çıkmaz ayın son çarşambasına kalıyor. Yani ben de ne yapayım? Tost söyledim bize. Çay da söyledim. Süpermiş. Gerçekten. Kesinlikle.
O zaman çek silahını Teğmen. Bakalım diğer tostları kim ısmarlayacak? Şansını zorluyorsun Kürşat Kınık. Şimdi görürsün gününü. Görüşürüz. Hadi. Teğmen'im, sen pek izin kullanmıyorsun sanırım. Ben ne zaman görsem ya orada evindesin ya da karargahta. Yok. Kullanmıyorum. Zaten kullansam nereye gideceğim ki? Kimsen yok mu? Yok. Zaten ben ne zaman bavulumu toplasam bizim Doğu Türkistan'a gidecekmiş gibi hissediyorum. Ama o da mümkün değil. İşte. Ben seni çok iyi anlıyorum. Yani bu çok zor. Çok üzücü. Sen? Ben... Benim durumum da seninkinden pek farklı sayılmaz. Biliyorsundur. Babam. Babam şehit düştü. Annem de arkasından pek uzun süre yaşamadı. Biliyor musun Teğmen'im? Bazen bir daha asla mutlu olamayacakmışım gibi geliyor. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çiğdem. İkinci şeylerde geldi komutanım. Teğmen'im, biz şimdi 9 milimetreyle ateş ediyoruz da... ...buradan 7.65 kullanmak daha münasip olurdu diye düşünüyorum. Evet Teğmen'im, ben kesinlikle katılıyorum size bu konuda. Bir daha biz bunu denemeliyiz, kesinlikle. Evet. Hı-hı. Tost dediğin asla tek çayla gitmez en nihayetinde. Afiyet olsun. Sağ. Teğmen'im. Kürşat, dikkatli ol. Yani biliyorsun işte, biz konuştuk ya böyle yalnız kalmak filan. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Bir de coşma sakın Kürşat Kınık. Coşma, tamam mı? Kürşat! Koşarak mı geleceksin Teğmen'im?
Hadi. Sağ salim gelin. Görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim. Sen yar ve yardımcıları ol. Dibine kadar giriyor, gözlerini indiriyor. Adamın ciğerine giriyor, herifin haberi yok. Bütün planlarım alt üst oldu, gerizekalı herif. Tamam, geliyorlar. Menzille. Ben indiririm. Şurada saklanıp aklayabiliriz, sadece iki kişiler. Lan sen onların kim olduğunu bilmiyor musun? Bordo belirli onlar, bordo belirli. Kaldır çabuk. Temo'nun peşinden giden olmadı mı peki? Mağarada kaç terörist var bilmiyorum komutanım. O yüzden iki adamımı yollayabildim. Doğrusunu yapmışsınız. Peki siz bu arada... Çıkıyorlar komutanım. Görüntü aldık komutanım. Tamam. Durumları nasıl? İyi gözüküyor komutanım. Kaan. Onları sağ salim al evlat. Göreyim seni. Beni haberdar et. Emredersiniz komutanım. Teker teker sıraya sokun. Etrafınızı kollayın. Biz size ne yaptık? Size teker teker dedim. Anlamıyor musun bunları ha? Anlamıyor musun? İkincisini kafana sıkarım. Anladın mı lan? Kaldır şunu! Çabuk! Rojda benim. Tema ne oluyor? Kurşunum bitti. Peşimdeler. Bak iki asker, sadece iki asker. İki acemi asker. Onları aklayabilirsin. Sonra ben seni yolda beklerim. Tema saçmalama. Rojda bu halde kaçamazsın. Yakalarlar seni. Ben seni yolda bekleyeceğim. Hadi. Kalas bu. Menzili bizden fazla. O zaman sen onu oyalı, ben arkadan dolaşırım. Anlaştık. İlk reynenin sağ solu Alpan'la bende. İkinci reyne Serdar İlgar. Üçüncü reyne Selçuk Elnur. Dört Bayram Emre. Beş Galip İlyas. Hazır olun beyler. İşaretimle. Ateş. Ateş serbest beyler. Kılıç şimdi. Geri kalanlar güvenli olsun. Hadi beyler hadi.
At lan silahını. Bırak silahını. Bırak silahını dedim. At silahını. Aferin lan. Aferin sözünle. Kaldır elini. Kaldır ellerini. Kaldır. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel bana. Yavaş yavaş. Temiz. Bak adam hamile kadını kursunun önüne attı. Adam bebeği ölüme attı Murat. Murat ben fark etmedim. Ben kadın olduğunu, hamile olduğunu görmedim. Özür dilerim. İnanabiliyor musun? Ona kurşunum bitti dedim. Halbuki şarjörüm doluydu ama ona kurşunum bitti dedim. Gidelim. Yeger, Alnur, arka tarafa bakın. İyi misin? Güvendesiniz. Tamam mı? Tamam mı? Hiçbir şey yok. Gelin. Merak etmeyin. Korkma başım. Türk askeri. Korkma. Emre. Türk askeri. Korkma. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Korkma. Alişir, iyi misin? İyiyim. Ben demedim sana. Gelirler. Gelecekler bak. Söyledin. Geldiler. Gelecekler. İyi misin?
Size de yaşa dedi komutanım. Yaşa dedi, yaşa. Böyle hep yeşilleri giyme, bir sivil hayatın da olsun dedi komutanım. Genç kızsın, gez toz dedi komutanım. Bir sevgilin olsun dedi. Hani komutanım, Doğan'a gelince yallah psikoloğa. Peki sen niye yaşamıyorsun komutanım hayatını, affedersin? Ama komutanım, sizi ne yapacağız acaba? Hiç bunu düşündünüz mü acaba komutanım, ha? Nasıl olmuş sizce? Harika, çok iyi görünüyorsunuz. Ayna bu tarafta bakmak ister misiniz? Ben yani bilemedim, emin olamadım ama olmuş mu gerçekten ya? Bence çok iyi görünüyorsunuz. Spor değil de daha çok şık giyinmelisiniz. Şey ya, sanki böyle bir yakası fazla mı açık olmuş bunun ya? Çantanızı tutmamı ister misiniz? Yakası açık gibi sanki. Tamam, bırak. Ben hallederim. Neyse, sonra denerim. İyi bir fikir değildi zaten. Gir. Gelebilir miyim? Tabii, gel gel. Nasılsınız Teğmen'im? İyi, sen? Ben de iyiyim. Çay. Çiğdem. Çay içeriz. Yok, çay değil. Çiğdem. Ben dinliyorum. Bu nedir? Aç. Bir şey bu. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman silahı. Makaralı parabellum. Bunu nasıl buldun ya? Nereden buldun? Suriye'de Türkmen bir amca verdi. O artık senindir. Şey... Ama ben bunu alamam. O sana vermiş, senin. Şidem. Amca bana bunu verirken dedi ki, en sevdiğin kimse, bunu ona ver. Ben de öyle yaptım. Kürşat, ben... Çiğdem, ben... Komutanım, Olgun ıhlamur dedi de ben dedim ne ıhlamuru ya, dedim komutanımız çaycıdır dedim. Ben de çay getirdim size komutanım. Aa, o ne be? Komutanım o ne kadar eskisiyle öyle. Deli size bunu mu veriyor kullanın diye komutanım? Bu çok eski ya. Bu bildiğin Kurtuluş Savaşı olsun, Çanakkale olsun, Malazgirt olsun hepsini görmüştür vallahi. Ey maşallah. Siz bir şey ister misiniz komutanım? Tamam. Emret komutanım. Tamam bak, yengeye çok selam söyle, tamam mı? Ufaklığı da sev benim için, öp. Tamam, baş üstüne, eyvallah. Eyvallah, Kürşat. Hadi Aydar'ım, görüşürüz. Emredin komutanım. Nereye Kürşat? Ben mi? Sen Kürşat. Ben personele gidiyorum komutanım. Personele gidiyorsun. Çiğdem Teğmen'e yani. Hı. Çiğdem Teğmen'e. Kürşat, son zamanlarda ben neden seni sürekli personele giderken görüyorum? Ha? Hayırdır? Bir şey mi var?
Öyle mi komutan? Öyle Kürşat. Hiç fark etmemiş. Bu ne? Ne komutan? Adamı deli etme lan. Elindeki dosya ne? Bu mu? Ha. Bu, ver şunu bakayım ben bir. Bununla mı gidiyorsun personele? Şimdi komutan, personelde bazen dosya bit. Bak Kürşat. Senin sosyalleştiğini görmek gerçekten çok güzel kardeşim. Ya böyle bütün gün oturup da kös kös psikopata bağlamandansa daha iyidir. Saçmalamaya çok yakın adamsın ama Kürşat. Sakın saçmalama. Olur mu? Saçmalama, beni uğraştırma. Anladım komutan, anladım. Yani bir benim klasörüm olay oldu, anladım. Atağlan Üsküdar'a geçmiş, Serdar Üsteğmen almış yürümüş, benim klasörüm. Peki, tamam emredersiniz komutanım, siz nasıl emredersiniz? Serdar Üsteğmen nereye yürümüş, Kürşat? Serdar Üsteğmen mi yürümüş? La adamı deli etme, demin sen söyledin ya Serdar Üsteğmen diye, nereye yürümüş? Söyledim komutanım yani, benim söylediğime mi bak Serdar Üsteğmen ile ilgili ben gelişi güzel ama lafın geldiği yerde saçma sapan öyle konuşmuşum komutanım ben. Gerçekten çok acayip adamsın biliyor musun? Çok acayip adamsın. Değişik adamsın sen. Sağ olun hocam. Rica ederim Kürşat. Değişik adamsın. Sağ olun komutan. Rica ederim Kürşat. Kapat lan ağzını, bir şey anlatıyoruz. Emredersiniz komutanım. Dinliyorum ben sizi. Soran olmuş. Ha, işte benim bu arkadaş. Benim bu arkadaş biraz acemi. Biraz asosyal bir çocuk. Kıza da böyle açılamıyor. Ha. Asosyal diyorsun yani komutanım. Asosyal ne biliyor musun? Yok. Yani böyle pek arkadaşı yok yani. Yani yalnız bir adam. Ha. Hı. Neyse şimdi benim bu arkadaşla bu kız aynı iş yerinde çalışıyorlar. İşte öyle olunca da hani meslektaş olunca hani iş daha zor oluyor yani, anladın? Anladım anladım komutanım. Çocuk da bana anlattı böyle fikir almak babında. Hani ben de sana anlatıyorum ki akıl akıldan üstündür, hani aklına bir şey gelirse şey. Komutanım. Hı. Senin bu arkadaş. Hı. Seviyor mu? Seviyor. İnanamazsın. Yani gece yatıyor aklında o, sabah kalkıyor aklında o. Yani arkadaşın aklında. Yani ne görse saçma sapan gördüğü her şey ona o kızı hatırlatıyor. Yani çok kafayı yemiş durumda çocuk bayınları. Kafayı yemiş, çıldıracak. Peki kızın haberi var mı bundan komutanım? Kızın? Evet. Var tabii oğlum, var. Hatta bir gün bizim arkadaş cesaretini toplayıp kızın elini bile tutmuş. Allah Allah. Tabii. Sorun ne o zaman komutanım? Yani bu çocuk ne yapacak? Yani bu kıza ne diyecek? Bu durum nereye varacak? Yani bir de yani kızı kaybederim diye de ödü kopuyor. Korkuyor. Anlıyor musun Mayındır? Elini tutmuş diyorsun komutanım. Tutmuş. Kusura bakma da komutanım, senin bu arkadaşın harbiden hıyarmış yani. Doğru konuş lan, ne hıyarı? Neden? Komutanım, seviyor diyorsun. Karşılık görüyor diyorsun. Evet. O zaman kusura bakma, buraya halkayı takacak yani. Ne yapacak, ne edecek, gidecek, evlenecek yani komutanım. Öyle mi lan? Tabii ya. Dünyanın bin türlü hali var komutanım. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu işler sallamaya gelmez. Dünyanın 40 türlü hali var. Arkasından baka kalırsın ha. Ağaç yaşken eğilir komutanım. Demir tavında dövülür komutanım. At binenin, kılıç kuşananın, davul bile dengi dengini. Demirden korksak direnememezdi komutanım. Sen bu kızı kaçırma komutanım. Ya ben değil lan arkadaşım. Ya he işte ya. Kaçırma komutanım. Bayındır lan. Salçanın kafa yapma ihtimali var mı? Mümkün. Çünkü üstü küflüydü. Ben onu sıyırıp atmam, altı sirayet etmiş olabilir komutanım. Ne yapalım? Çikolata vardı. Sana salça mı verdim komutanım? Olsun lan. Ben bayağı keyiflendim. Bal bu bal. Afiyet olsun komutanım. At binenin kılıç kuşanan ha?
Lan oğlum, hayır be. Şunun içine azıcık daha sucuk koysan ölür müsün lan? He? Hayır, kime diyorum? Şunun içine azıcık sucuk koysan ölür müsün? Zaten hepsini sinifit koymuşsun. Günün ince kesim. Sinifit gavur icadı oğlum. Bize ters lan. Erkek adama ters sinifit. Türk işi yap şunu ya. Kalın kalın kes, biraz gözümüz gönlümüz doysun. Ne yediğimizi anlayalım ya. Tövbe yarabbim, şuna bak ya. Halil, Allah Muhammed aşkına şuna bak ya. Şeffaf lan bu. Bak ben şu an senin nursuz sıfatını görüyorum. O derece ya. Canım afyon sucuğunu mındar ettin Halil. Ben sana ne diyeyim? Cimrisin oğlum lan. Cimrisin, cimri. Doğan, tepemin tasını attırma. Zıkkımlandı git hadi. Çay ocağında bu kadar muhabbet edilir mi? Albay çağırır birazdan seni zaten. Adam ne zaman Doğan dese sen ye muhabbetlisin ya yemektesin. Onlar gelemez oğlum daha. Onlar dün gece hayırlı bir iş için uğraşıyorlardı. Kaan Yüzbaşı'ya kız istemeye gittiler. Ya hem de bütün tüm gitti. Çiğdem Temel dahil ya. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Kaan Yüzbaşı'ya kızı kimden istediler biliyor musun? Albay'ın paşası var ya, kırlangıç paşa. Kızı ondan istediler. Ya hemen böyle makaslar bilmem. Ulan ben olacaktım var ya, makas kesmeyin, makas kesmeyin diye 50-100 yolumuzu vurduk Kur'an çarpsına ha. Kısmet işte. Yüzüğü takar takmaz da Kaan Yüzbaşı gitmiş biliyor musun? Artık göreve mi gitmiş, hususi bir işi mi vardı bilemiyorum artık ya. Doğan, bu kadar detayı nereden biliyorsun sen? Hafiye misin oğlum? Bir de dedikoducular gibi gelip her şeyi burada ötüyorsun. Oğlum kendimize göre taktiklerimiz var bizim de yani, Allah Allah. Olayları birleştiriyorum. Ne kadar karman çorman olsa da alıyorum, onları birleştiriyorum. Taktiksel zekamı kullanıyorum. Bunlar önemli şeyler. Anladın mı? Bunlar çok önemli şeyler. Özel ilişkilerimi kullanıyorum. Şimdi albay postası olunca kardeşim, insan eli kolu da uzun oluyor Halil. İnşallah Allah nasip eder de bir gün sen de albay postası olursan göreceksin. Ki çok zor bir ihtimal birader, bak sana söyleyeyim onu. Her şeye hakimim. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Dün gece kız isteme etkinliğinde Çiğdem Temel'in ne giydiğini bile biliyorum. Böyle siyah, böyle güzel bir elbise giymiş mesela yani. Onu niye giydi, onu sana söyleyeyim mi peki biraderim? He? Söyle. Oğlum biz geçen koridorda Çiğdem Temel'le karşılaştık, tamam mı? Koridorda ben bunu görünce ya dedim, komutanım dedim ya. Allah aşkına dedim, bu ne dedim, hep yeşil, hep yeşil giyiyorsun dedim. Bir dedim senin sivil hayatın olsun dedim. Bir şöyle dedim, bu yeşilleri çıkar, saçını başını yap dedim. Böyle olmaz dedim yani. Nitekim kardeşim, o da beni dinledi. Neden? Çünkü sosyal bir adamım. Anlatabiliyor muyum sana? Bunlar kaç göz yapıyorsun lan? Bunun kaşın gözün ayrı nasıl? İş mi atıyorsun lan sen bana? Allah Allah, tövbe yarabbim. Ne var oğlum? Komutan. Komutan. Doğan! Ben de tam yeşil rengi anlatırdım komutanım. Yeşil rengi ne kadar sevdiğimi söylüyordum. Her kıyafette yeşil giyiyorum. Ben sivilde de yeşil giyiyorum. Misal şimdi de üstümde yeşil var. Size de yeşil ne kadar yakışıyor diye geçen gün söyledim. Doğan! Kes sesini. Konuştukça batıyorsun. Bir an önce savunmanı yazılı olarak masamda bekliyorum. Anlaşıldı mı? Savunma mı komutanım? Evet, savunma. Bu kadar boş konuşmanın bir cezası olmalı değil mi Doğan Bayındır? Komutan postasını soruyor. Ama postası burada gün muhabbeti yapıyor. Asker, artık kendine gel. Şu ağzını yüzünü sil. Ondan sonra albayın yanına geç. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. İyi. Sırıtma da peçete ver lan oradan. Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Size de yazıklar olsun. Komutan gelmiş, insan bir dikkat çeker. Sus pus oturmuşsunuz burada. Teğmen'im. Günaydın Teğmen'im. Günaydın Teğmen'im. Ben kahvaltı ettiniz mi bilemedim. Gelirken poğaça aldım. Öyle. Teşekkür ederim. Alayım mı? Ben çay söyleyeyim, birlikte yeriz. Olur mu? Aslında ben... Ben aslında başka bir şey söylemek için geldim. Dün akşam çok güzel değil mi? Evet, çok güzeldi. Çok yakışıyorlar. Allah tamamını erdirsin inşallah. Sen de çok güzeldin. Yani sen zaten hep güzelsin de. Seni öyle ilk defa görünce işte.
böyle şeyleri söylemek ne zor arkadaş ya. Arkadaş derken, yani sana değil, yani sen arkadaş değilsin, arkadaş değilsin de yani sana bu başka bir şey söylemem gerekir benim. Çiğdem ben. Komutanım, ben bir konu arz edecektim de komutanım. Söyle Doğan, söyle. Komutanım, sizi benden savunma istediniz de ben tam olarak içeriklerine gerektiğini bilemedim de komutanım. Şimdi senin savunmana da, içeriğine de... Neyi? Anlamadım komutanım. Temel, ben gideyim. Eğitime katılmam lazım. Daha sonra tekrar gelirim ama ben de seninle. Tabii, kolay gelsin. Ben de senden savunma isteyeceğim Doğan. Komutanım, poğaça mı? Ben size çay getireyim mi komutanım? Kuru kuru gitmez şimdi. Ne dedi lan, ne dedi? Ya bir şey demesine gerek var mı ya? Kız ağladı ya. Kız bildiğin iki gözüm iki çeşme ağladı komutanım ya. Ağladı mı lan? Normal. 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 Normal tabii oğlum. Yani normal çünkü... Yani biz tehlikeli bir göreve gitmişiz. Hani Çiğden Teğmen de duyarlı bir insan olduğu için arkadaşlık babında ya. Ne yapacağım ben ya? Oo, kime anlatayım ki ben ya? Ben ne diyeyim, sen ne diyeyim? Valla çok ayrı frekanstayız ha komutanım. Şu an çok ayrı frekanstayız ya. Ya komutanım, bak hep topu tacı atıyorsun, bunu yapma ha. Ya böyle bir git sen. Kıza bir çiçek alsan, bir böyle bir hediye alsan, karşılıklı otursanız, birazcık kibarlaşsan böyle. Ama nerede ya? Bak böyle olmaz abi, ben sana söyleyeyim komutanım. Olmaz değil mi lan? Olmaz tabii ya. Olmaz tabii ya. Sen ne yapıyorsun komutanım? Gidiyorsun kıza hediye diye bir tane silah veriyorsun. Nuh Nebi'den kalma silah, o da antika. Patlar mı patlamaz mı belli değil. Ya yapma, ayıp ya. Vallahi ayıptır ya. Oğlum ama ondan değil, o silahın hikayesi başka. Bırak. Silahın hikayesini bırak. Silahın hikayesini bırak. Sen kendi hikayeni yazacaksın. Bu hikayenin başrolü sensin. Sen ve Çiğden Teğmen. Benim. Oturacaksın bu hikayeyi baştan sona sen yazacaksın. Silahın hikayesini bir tarafa bırak artık komutanım. Sen bu hikayeyi yazacaksın. Yazacağım. Bak sana söyleyeyim, bir başına kalırsın dağlara taşlara haykırırsın ondan sonra ha. Benden sana söylemesi komutanım. Öyle mi diyorsun lan? Aynen öyle. Çiçek. Çiçek. Kadınlar çiçekleri çok sever komutanım. Sever. Sever. Allah yardımcın olsun. Al çiçek al. Çiçek. Geldin. Katılabilir miyim? Ben kendimi aldım. Senin için. Çok güzel. Teşekkür ederim. Senin için. Kürşat. Neredesin? Çiğdem, ben biraz ilerideyim. Görüyorum seni bak.
tamam. Ben de seni gördüm. Geldim. Kürşat. Çiğdem. Merhaba. Hemen gidelim mi? Tamam, gidelim de yani ben çok merak ettim. Apar topar benimle görüşmek istedin. Gizemli, tuhaf bir durum var ortada. Yok öyle bir gizem, tuhaf bir durum yok. Ben sadece seni benim için özel bir yere götürmek istiyorum. Özel mi? Yolda anlatırım. Hemen gidelim mi şimdi, timden birileri görecek. Sonra biz 8 saat açıklama yapmak zorunda kalacağız. Gidelim. Kürşat, bu arabayı nereden buldun? Araba şey, emanet ya. Biraz uzağa gideceğiz de. Hadi. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz. Ne olsun. Çiğdem teyme. Memnun oldum. Merhabalar, memnun oldum. Köşemize geçiyoruz o zaman biz. Burası çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Gel. Bu tarafta. Burası da benim için özel bir yer demiştin. Anlatacak mısın? Evet. Güzel. Buraya gelip bütün gün tek başıma atları izliyorum. Atlar bana ana yurdumu, Doğu Türkistan'ı hatırlatıyor. Bozkırları, uçsuz bucaksız sonsuzluğu, özgürlüğü. Bizim orada yani. Doğu Türkistan'da benim de bir atım vardı. Babamın beni onun üstüne ilk bindirişini hatırlıyorum. Hani durmadan koşabilir, hatta bıraksalar üstünde uyuyabilirdim. Bizim orada bir çocuğa önce atı, sonra adı verilir. Babam da öyle yaptı. Bana önce atımı verdi. Sonra da bana Kürşat dedi.
Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye göçmeye karar verdiğimizde birçok şeyi geride bıraktığımız gibi Itım'ı da bırakmak zorunda kaldık. Itım'la birlikte çocukluğumla Doğu Türkistan'da kaldı. Atlar benim çocukluğum Şidem. 7 yaşında kaybettiğim ailem. Uzak ve güzel yurdum. Doğu Türkistan. Üzülmeni istemem. Yok yok, ben iyiyim ya. Ben çok güzel anlatacağım. Az kalsın unutuyordum. Biraz bekle. Yaşasaydı o da bunu sana verirdi. Eminim. Bunun kıymetini bilecek birinin olması lazım. O da sensin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.